Sen ne yapıyorsun? Baskin atmaya çalışıyorum. Öyle olmaz oğlum. Böyle konumu şöyle bir şey yok yani. Tamam abi, tutuyorsun topu, tut. Tamam mı? Tam zıplarken bilek de atacaksın. Ha? Zıplarken hop bırak da şu değil yani. Yap bakalım bir. Bir daha yap. E tamam, pratikle birazcık daha çözeceksin tabii. Şimdi daha. Aynen. Benim kardeşim de böyleydi. O da ilkinde öğrenememişti, sonradan böyle yavaş 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 yavaş. Senin kardeşin mi var? Arıyor. Anca geldim abla. Ablam nerede ya? İşe gitti, ben de gidiyorum. Nereye? İşe. İşe mi? Sen ne yapıyorsun lan? He? Afiyet olsun. Merhaba müdür bey. Geç kaldım galiba değil mi? Öyle oldu. Daha ikinci günden. Evet, farkındayım. Ama biliyorsunuz ki hani İstanbul trafiği, otobüs falan derken insan böyle oluyor, ama hiç bir daha tekrar olmayacak, merak etmeyin. Tamam tamam. Git üstünü değiştir ama sakın bir daha bu kadar geç kalma. Hiç merak etme, asla bir daha aynı olmayacak hiç. Teşekkür ederim. Aa, Savaş. Buse, ne yapıyorsun burada? Beni bırak da sen ne yapıyorsun? Afiyet olsun. İnanmıyorum seni gördüğüme ya. Neredesin sen kaç senedir? Arıyorum açmıyorsun, mesaj çekiyorum dönmüyorsun. Yoğunum ya, çalışıyorum. Şimdi buradayım öyle. İşte devam bir şekilde. Ne öyle yaptın? Satın falan mı aldın burayı? Hayır Buse, normal çalışıyorum bak üniformama. Aa, Savaş Bey halkın içine karışır mıydı? Sen var ya sen, kesin bir hatlar karıştırıyorsun. Ne yapıyorsun? Sosyal deney falan yapıyorsun değil mi? Eskiden biri seversin zaten böyle karışık işleri. Buse'cim ne yiyorsan söyle de buradan basayım. Yani sen bayağı bayağı sipariş diyorsun yani. Evet. Sen niye buradasın? Yemek yemeye gelmedin mi? Söyle, buradan vereyim ne istiyorsan. Üç tane hamburger menü alayım. Yalnız çabuk olsun. Dışarıda arkadaşlarım bekliyor. Peki efendim. 35.90. Afiyet olsun. Aynı minibüse gidelim mi? Zaten aynı yere gidiyoruz dedin şimdi. Sen niye minibüse biniyorsun ki araban varken? Ya da niye hamburgercide çalışıyorsun mesela? Bugün gelen kız arkadaşım doğru söyledi. Niye halka indin diye. Belli seni çok iyi tanıyor. Bu kız benim hakkımda hiçbir şey bilmiyor Filiz. Bana öyle gelmedi. Sen buralara ait değilsin işte. Sırıtıyorsun. Nereye aitim ben peki? Ha? Soruyorum sana, nereye aitim? Şu evler, arabalar falan kısmını anladım da şu aitlik meselesi. Sen benim bayağı buraya ait olmadığımı düşünüyorsun, öyle mi? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Önemli olan nereye ait olduğun değil bence. Kendini nereye ait hissettin. Ve ben kendim sana ait hissediyorum. Sen de öyle hissediyorsun. Öyle. Bunun böyle olduğunu biliyorsun. Beni vurup yerde bırakma. Katlanamıyorum hiçbir yokluğuna. Beni vurup yerde bırakma. İçim bağırdı da ben diyemedim ya. Milyon şey var
aklımda. Gitmeseydin dinlerdin beni, düşün bir kez de diye başlamak isterdim. İyi bak kendine, bile diyemiyorum. İyi bak kendine, bile diyemiyorum. Konuşsam faydasız ya, ama susamıyorum. Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir yokluğuna. Beni vurup yerde bırakma, İçim bağırdı da ben diyemedim ya. Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir yokluğuna. Beni vurup yerde bırakma, İçim bağırdı da ben diyemedim ya. İyi geceler. Sen gelmiyor musun? Yok ya, sen kalk kardeşlerimle. Ben bakarım başımın çaresi. Seni de evinden ettik. İyi geceler Filiz. İyi geceler. Filiz, Filiz çok kızgın olduğunu biliyorum oğlum. Bir saniye konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Niyeymiş o? Bakar mısın bana? Sen istediğin zaman istediğin şeyi söyleyeceksin ama bana gelince dinlemeyeceksin, öyle mi? Niye peki? Senin ne özelliğin var? Ha? Böyle mi gidecek bizim hayatımız? Bizim hayatımız diye bir şey yok Barış. Var efendim, bana bak. Şşş. Ben bu kadar şeyi niye yapıyorum, düşünsene. Bu evi niye aldım ben, ha? Kardeşlerine o kadar iyi gösteriyorum. Niye yapıyorum bunu sence? Bir düşün bakalım. Macera sanıyorsun bizim hayatımızı. Heyecan arıyorsun kendine. Bütün neden bu yani, öyle mi? Evet. Sana aşık olmam, kardeşlerine o kadar önem vermem, başınıza bir şey gelmesini istemem falan, bunlar önemli değil yani, öyle mi? Filiz, ben sana aşık olabilirim. Tek gözyaşın için dünyayı yakacak olabilirim ama sadece sen değilsin. Ben kardeşlerimle aynı önemi gösteriyorum. Hepsine tek tek. Bunu anlamıyor olabilirsin şu anda, çok doğal. Sana çok büyük geliyor olabilir bu ama böyle değil. Çünkü sen bunların içinde büyümüşsün. Bununla ilgili bir fikrin yok. Dışarıdan görmemişsin hiç mevzuyu. Ben bütün bunları sizinle öğrendim Filiz. Kendinden çok başkasını düşünmek neymiş, ben sizi de tanıdım. Sadece sen de değil, kardeşlerin de öyle. Hepiniz kendinizden başka her şeyi, herkesi düşünüyorsunuz. Sen mesela, ne bileyim, kardeşlerinin bir gülmesi, bir mutlu olması senin mutluluğundan kat kat daha önemli. Bu o kadar büyük bir şey ki. Para, pul, carçurt, hiçbir şey umurunuzda değil. Bu çok büyük bir şey. Çok önemli bir şey. Bu mucize gibi. Bu benim hiç görmediğim, hiç tatmadığım bir şey. Sizin sayenizde bu var. Benim için o yüzden bu kadar önemli. Biz evinden taşınırız yani bir iki güne. Ne diyorsun sen Filiz? Taşının Filiz ya. Taşının. Gidin. Ben sana burada bir şeyimi anlatıyorum. Derdimi döküyorum ben sana. İçimi döküyorum. Mucizemsin diyorum ya. Daha ne diyeyim ben sana? Bu kadar laf arama hala gideceğim. Git o zaman Filiz. Git. Lanet olsun Filiz ya. Thank you.
Alo, ne durumdasın? Gidiyorum abi. Tamam. Tamam, dikkatli ol. Tamam, haber et bana gelince. Eyvallah abi, merak etme. Hadi görüşürüz. Filiz, bu yeni başlayan eleman nerede? Ha müdür bey, o hasta oldu da çok hasta olmuş yani. Salgımaya virüs kapmış, çok hasta olmuş. Aradı beni sabah. De sana haber vermeyecek, bana verecek değil mi? Evet ama henüz numaranız yok ya onda. Sen bana neden haber vermedin? Ha benim şarjım bitti. Ara hemen, fazla mesai yapmak isteyen birisi gelsin. Ayarlayamasan da bana haber ver. Tabii. Ben sana aşık olabilirim. Tek gözyaşın için dünyayı yakacak olabilirim ama sadece sen değilsin. Ben kardeşlerimle aynı önümü gösteriyorum. Hepsine tek tek. Bunu anlamıyor olabilirsin şu anda, çok doğal. Sana çok büyük geliyor olabilir bu ama böyle değil. Çünkü sen bunun içinde büyümüşsün. Bununla ilgili bir fikrin yok. Dışarıdan görmemişsin hiç mevzuyu. Ben bütün bunları sizinle öğrendim Filiz. Kendinden çok başkasını düşünmek neymiş, ben sizi de tanıdım. Bu o kadar büyük bir şey ki. Para, pul, cartürt, hiçbir şey umurumuzda değil. Bu çok büyük bir şey. Bu çok önemli bir şey. Bu mucize gibi. Of, telefon bende değil ki ya. İşte bu be. Ali araba kaldıramazmış. Kralını kaldırdım lan. Ali abi. Abi işlem tamam. Çalıştırdım arabayı. Hah, süper. Aferin sana. Tamam. Şimdi o Rıza'nın yerine git. O bahsettiğim var ya, tamirhane. Tamam, git oraya. Ana caddeden gitme. Tamam mı? Çevirme verme şimdi. Sıkıntı olur. Aklım sende, tamam mı? Dikkat et Ali. Tamam abi. Hadi bakalım. Oturabilir miyim? Tabii ki. Özür dilerim. Konuştum öyle olsun. Barış, sen de beni anla. Ne zaman yalan söylüyorsun, ne zaman doğru söylüyorsun, ayırt edemiyorum. Bu çok kötü bir his. Ben sana inanmak istiyorum. Ama beynim diyor ki... Saçmalama, o sana adını bile doğru söylemedi. Gerçekten seni sevseydi aranıza bu yalanları sokmazdı diyor. Kalbin ne diyor peki? Kalbim... Tonu sahilde bul diyor. Yalan söylese de... Senin hissettiklerin gerçekti diyor. Barış benim kardeşimin ismi. Savaş Ak'tan ben. Ailenin şımarık uçarı, aklı beş karış havada oğlu. Ama tıp okuyor. Z
Zeki ama çalışmakla ilgili sıkıntısı var. Barış, dünyanın en akıllı, en iyi niyetli, en iyi kalpli çocuğu. 17 yaşında olup nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsun falan diye düşünüyorsun. Ama Barış işte kalıyor. Bir gün evde oturuyorum, öyle ders çalışıyorum yine. Geldi yanıma öyle bir koşu. Bir derdi var belli. Abi dedi, bir şey söylemem lazım sana falan. Söyle dedim. Aşık olmuş. Annem duysa gebertir tabii. O ara üniversiteye hazırlanıyor. Öyle kızımız işlerine falan karşı. Hakkı da alır diye. Ama ne diyeceksin? Şu aşık olmuş. Sonra? Sonra ne oldu? Barış bak, anlatmak zorunda değilsin. Yok. Anlatacağım, anlatmak istiyorum. Sonra ben söz verdiğim gibi eve gittim. Ama Barış yok. Kaçırmışlar Barış'ı. O ara bir dalaşlı adamlar vardı babamın. İhale mi ne bir şeyler söyledi öyle. Büyük paralardan bahsediyorlardı ya. Adamlar tehdit etmiş babamı. İhaleden çekil diye o da... O da ben hallederim dedi. Polise de haber verdim dedi. Bize. Baba halledemedi. Yollamadılar Barış'ı geri. Peki ne oldu biliyor musun sonra? O büyük para babası, o büyük patron... ...kendi öz oğlu Barış'ı kurtaramadı. Niye biliyor musun? Parayı seçti. İşte asıl o gün öldü Savaş. Biliyorum onun gibi iyi kalpli olamam. Onun kadar iyi bir insan da olamam biliyorum. Ama hiç değilse adını yaşatamıyorum. Alo. Rıza abi merhaba. Ben dükkana doğru geliyorum abi. Müsaitsin değil mi? Yok, biz başka zaman buluşup iki lafın belini kıralım Ali kardeş. Şimdi polis burada. Bir yanlış anlaşılma var herhalde. Biz de onlarlayız şimdi. Ne? Siktir ya. Abi tamam, ben seni sonra arayacağım abi. Oğlum ben ne yapacağım şimdi be? Özür dilerim. Bilmiyorum, özür dilerim. Nereden bileceksin? Anlatmadım ki. Anlatamadım işte. Kalkalım mı? Soğuk oldu. Sıcak bir şeyler içelim mi? Üstünürüz. İçelim. Hadi. İçmiyor ya.
Ulan bir şarjımın bitmesi eksikti be. Allah kahretsin, ben ne yapacağım bu arabayı ya? Umarım başarmışsındır Ali. İyi misin? İyiyim, iyiyim, daha iyiyim. Niye anlatmadın bunca zaman? Ne bileyim ya. İnsan böyle şeyleri anlatmayınca sanki yaşamamış gibi hissediyor. Unuttum sanıyorsun. Kendini kandırıyorsun. Ama sana anlattıktan sonra uzun zamandır olmadığım kadar üzülüyorum. Çok rahatladım. Peki ne gerek vardı bu kadar yalanı? Beni normal biri gibi tanı istedim. Normal geçmişi olan normal bir insan. Bilmiyorum, belki de kendinden korudum seni. Beni korumak istiyorsan yalan söyleme bir daha, tamam mı? Ben yalanla baş edemiyorum. Tamam. Kalksak mı, ne yapsak? Kalkalım. Aklım çocuklarda zaten, telefonda yok. Tamam. Ödeyeyim, geleyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ama ne kadar soğuk değil mi ya? Kar yağacak sanki. Ay ne güzel olur ya. Ay sever misin? Çok. Böyle kar yağınca masal gibi oluyor ya her yer. Ne bileyim, evler daha temiz, şirin görünüyor falan. Ama fazla yağınca da sıkıntı ya. Evden çıkamıyorsun, mahsur kalıyorsun. Valla ben onu da seviyorum. Biz çok küçüktük. İşte rahmet Hikmet ben. Okula gidememiştik, kar yağmıştı yine. Böyle ellerimiz uyuşana kadar kar topu oynamıştık. Babam da başını alıp gidememişti tabii her yer kar diye. Kocaman kardan adam yapmıştı bizi. Baban. Hiç unutmam o günü. Yine evinde kalamıyorsun bizim huzurumuzdan. Yine söylüyorum, sorun değil. Ben bakarım başımın çaresine. Hadi, sen de güzel güzel uyu. İyi geceler. Sana da. Kıvırlama! Ya! Ne yapıyorsun be? Abla? Ya ne abla? Oyuncak mı bu, oynuyorsun? Ne oluyor ya? Ne oluyor, iyi misiniz ya? Niye bağırdın? Ay iyiyiz ya. Fiko önüme fırladı bir anda, ödüm koptu. Abla ben seni hırsız falan zannettim. Ne hırsızı ya? Abinler nerede? Onlar yoklar. Ne demek yoklar? Biz İsmet su istedi diye uyandık. Nerede olduklarını da bilmiyoruz. Nasıl ya? Sizi böyle üçünüzü tek başınıza mı bıraktılar? Bak görüyor musun, yaptıklarını yalnız bırakmışlar çocukları. Tamam biraz öyle görünüyor da sen de şimdi kızma hemen. Belki çocukların bir işi vardır ya. Bir acelesi vardır, bir şey vardır. Bu saatte. Yani evet. Barış, başlarına bir şey gelmiş olmasın? Yoksa beni habersiz bırakmazdı bunlar. Nasıl haber verecekler ki? Senin telefonun Hikmet'te değil mi? Ha, ha, evet. Bizim telefonu arasana be. Bir Cemil'i mi arasak? Yani istersen ara, benden al. Ay yok, ben nereden bileceğim numarasını ezbere? Dur. Şey, en iyisi ben karakola gideyim. Bir Cemil'e sorayım. Sen burada çocukların yanında dur, olur mu? Daha iyisini söyleyeyim. Sen burada kal, ben gideyim. Hem belki o da rahmetler gelir, ne olduğunu sorarsın falan. Tamam mı? Benim işim yok zaten. İyi, tamam. Hadi çocuklar, dikkat edin. Hadi. Bu ne? Bu işaret parmağı. Bu ne? Bu baş parmağı. Bu ne? Bu da senin mini mini sarça parmağın. Bunu ben yiyorum. Yapıyorum, yiyorum. Ya abla.
Benim tokalarım nerede? E nereye koyduysan orada ablacığım. Yok ki bulamadım. Ya biz ne zaman kendi evimize bu gideceğiz? Ne? Ablacığım gideceğiz işte ya. Ne zaman gideceğiz abla? Tadilat bitince. Barış, hoş geldin, gel. Ben değil, siz gelin. Nasıl? Ev hazır. Yaşasın. Hadi hazırlanın. Tamam. Ama Barış, ben sana kira ödemek istiyorum. Filiz ya. Lütfen. Ben küçük küçük kapatırım borcumu, tamam? İyi, kapatırsın. Tamam, peki. İyi. Hadi geç hazır ablacığım. Hadi. Oh be. O da benim sana hediyem. Ay vallahi boyalı badanalı eve geldik ha. Ne güzel aradan çıktı işte. Barış çok sağ ol. Sen olmasan kaybetmiştik ya. Hiç önemli değil. Ya gerçekten Tülay'ın dediği gibi her şey iyiye gidiyor. Ah. Niye öyle bakıyorsun? Yarınım bana verir misin? Yani geçen seferki gibi baş başa özel bir gün. Olur mu? Olur. Süper. Ben sabah seni almaya gelirim o zaman erkenden. Tamam. Tamam. Barış, iyi misin? İyiyim. İyi miyim? Süperim hatta. Ben kaçayım o zaman. Yarın görüşürüz. Çocuklar, görüşürüz. Görüşürüz Barış abi. Halletmişsin ev işini. Hallettim, hallettim. Şundan daha hızlı oldu. Ne bekliyorsun o zaman? Defolup içsene. Merak etme, sözümü tutacağım. Yarın evi satılığa çıkartıyorum. Akşamında gitmiş olurum. Sen çocuklardan uzak dur yeter. Çocuklardan uzak durmuş. Bırak lan bu ayakları. Yine bir dolap peşindesin sen, değil mi? Gerçekten bir şey yapmayacağım. Yarın gece gidiyorum. İnşallah Savaş Efendi. İnşallah uğraştırmazsın beni. Sinsi bir o. Oh.
her şey bitti. Alimlerin kız derdi başladı. Dert. Dert tabii. Daha senin de başlayacak o dertlerin değil mi? Dert. Dert tabii. Aa Barış, hoş geldin, gel. Sen hazır değil misin? Gidecektik ya bugün. Ay, unuttum onu ben tamamen. Ya rahmet yüzünden aklım uçtu. Ben İsmet'i bir Tuna'ya bırakayım, geleyim. Tamam tamam, sen keyfine bak. Acele etme, işlerini hallet. Arabada bekliyorum ben. Tamam. İsmucuğum, hadi gel aşkım, hazırlanalım. Hadi gel. Gel, koş 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 koş. Ablamın çocuğu olmuyordu. Bu karışımı kullandı. Bir ayda hamile kaldı. 6 senede hamile kalamayan bir ayda hamile kalmış. Ay hadi inşallah ya. Ne peki? Arı sütü, polen. İsmuş'um, aşkım. Sen Tülay ablanı mı gördün? Oh. Hadi gel içeri de anlat. Ne oluyor? Nereye gidiyorsunuz? Ha. Evde şey yoktu mu Tülay? Kız! Gebertirim. Sabahtan beri temizlik yapıyorum. Gel. Sütünü çıkaralım bir. Kız anlat bakayım. Nereye gidiyorsunuz öyle baş başa? Hiç öyle özel bir yere değil ya. Hava almaya gidiyoruz. Siz baya baya çift oldunuz ya. Senin yüzün de yumuşadı. Ya böyle nazarım değecek diye çok konuşamıyorum, dillendiremiyorum ama çok mutluyum. Ben sana bir şey göstereceğim. Hayırdır inşallah. Bu ne? Ya ne zaman oldu bu? Niye? Ya benim niye haberim yok? Niye bana söylemedin ya? Sen ne biçim bir insansınız ya? Ya işte Kiraz'ın hastalandığı gece var ya. İşte o akşam oldu. Ya biraz ayrıntı versene kızım, nasıl oldu? Ya ne oldu işte? Barış evlenme teklif etti. Ya sen ne sinsir ellisin kız? Sen ne dedin? Ha, ben hayır dedim. İyi bok yedin. Öf, vurma be. Ya yıkıl karşımdan Allah aşkına ya. Senden bir bok olmaz ya. Ya Tülay ne yapsaydım ya? Hayır, o gün benim karşımda bana sürekli yalan söyleyen biri vardı. Bilmiyordum ki kardeşini, işte neler yaşadıklarını falan. Ama şimdi böyle her şeyi öğrendim ya. Ve görünmez bir duvar kalktı sanki aramızdan. Daha yakınız yani şimdi. Hadi inşallah ya. Çok mutlu olduk kız. Ay hadi, Barış bekliyor beni. Ben lazım. Tamam. Sonra bana rapor vereceksin, tamam mı? Ay. Ayrıntılı. Her şeyi bilmek istiyorum. Tamam mısın? Tamamım. İyi. Hadi gidelim. Yeni mi bu araba? Yok, kiralık bu. Benimki bozuldu ya. Ha. Nereye gidiyoruz? Sürpriz. Çok geç kalmayız mı? Yok, geç kalmayız, merak etme. Rahmetle barışmışsınız öyle mi? Evet. Seni üzdüğü için çok üzülmüştü çocuk ya. Ya beni üzmesinde bir şey yok da kendini yakmasın o yeter. Toparlar ya. Merak etme. Toparlar. Biliyor musun, babam rahmetle senin ilgilendiğin kadar ilgilenmedi hiç. İlgileneceğim tabii, benim de kardeşim o. Bir şey diyeceğim ya, uyu istersen gideceğimiz yere kadar. Bir dünden beri yoruldum. Yok, iyiyim ben ya. Peki, tamam.
gideceğimiz yerde... Çocuklara bulaştırmayı halledelim şu işi. Çocukları bulaştırdım bile Savaş Efendi. MOBES'e kayıtları var, parmak izi var her yerde. Bizzat suçüstü var. Bu kadar çok şeyi hasır altı edemem ben. Ulan manyak mısın sen? Göz göre göre çocukları hapse mi atacaksın? Hapse benim yüzümden değil, senin yüzünden giriyorlar. Savaş Efendi, kimliğine gel, kendine. Okey. Bu şeyi sen kazandın, tamam. Ne istiyorsan yapacağım, tamam? Sen benim ne istediğimi gayet iyi biliyorsun. Ne? Defolup gitmeni istiyorum, ne isteyeceğim? Ama bu sefer gerçekten gideceksin. Şöyle ki, İstanbul'da kar yağmadı. Ama biz kara geldik. Nasıl yani? Uludağ'dayız şu an. Ne? Evet. Ya şaka yapıyorsun. Çok ciddiyim. Ya Barış, inanmıyorum sana ya. hadi inelim. Dur. Hadi inelim. Dur, ne yapıyorsun? Ne yapıyor mu? Üşürsün, bekle. Aa. Ne var? Senin için aldım bunları. Bir de nere var? Bir de bunları ver. Sağ ol. Önemli değil. Gel mi öyle? Çok güzel, gelsene. Siz benim mucizemsiniz demiştin ya. Sen de benim mucizemsin. Nasıl yatıyorsun öyle ya? Ne varmış hayat şimdi? Aa, hiç mi oynamadın karda? Ne bileyim, hiç mi yatmadın mı? Yo, oynadım aslında ama... Ne bileyim, böyle hiç yatmadım yani. Ne bileyim. Aa. Vallahi rahmet Hikmet, ben deli gibi oynardık karla. Böyle bir çıkardık kar oynamayı, hiç içeri girmezdik yani. Yatardık, kalkardık falan. Bizde hiç öyle değildi. Annem Barış'la beni robot gibi giydirirdi. Oradan oraya arabayla giderdik. Bir arada buraya işte kaya falan gelirdik. Çok güzelsin.
Ne güzelmiş burası ya. Evet. Şimdi yukarıda kar kıyafetleri var. Önce gidip onları giyiyorsun, tamam mı? Yoksa burada hastanelik oluruz. Kar kıyafetleri mi? Evet. Şimdi sen bir koşu gidiyorsun, ısınıp üstünü değiştiriyorsun, sonra geliyorsun. Ha, sen bunları ayarladın önceden. Evet. Ama Barış, çocuklar evde. Sen uyurken ben her şeyi hallettim. Tülay'la konuştum, ufaklar onda kalacak. E diğerleri de bu gecelik artık başların çaresine bakacaklar. Filiz. Bu gece sadece bize ait olsun istiyorum. Aklıma kazınsın. Unutmamak için. Tamam. 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 Hadi gel. Şunu da açalım da. Üşümeyelim. Gel bakalım. Rahat mısın? Olmadığım kadar. Hiç olmadığım kadar mutluyum. Ben de. Çok garip. Böyle ilk defa çok şanslı hissediyorum kendimi. İlk defa mutlu olmaya hakkım varmış gibi. Sen dünyadaki bütün mutlulukları hak ediyorsun. İlk defa hem ailemle hem seninle mutlu olabilirmişim gibi hissediyorum. Bir tercih yapmak zorunda değilmişim gibi. Çünkü sen de benim ailemsin artık. Benim sana bana geri mi vereceksin? Bana tekrar vermen için. Barış, ben hazırım. Ben hazırım. Seninle mutlu olmaya hazırım. Hayatımı seninle geçirmeye hazırım. Sana güvenmeye hazırım. Filiz. Benimle evlenir misin? Evet. Evet, seninle evlenirim. Beklenmedik bir anda. Yeter bana, beklenmedik bir anda, ayrılık gelip çatsa,
yaştım. Tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile yalnız içtiğim su değil. Aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile. Yüzümdeki gözyaşının izleri. Onlar bile. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.